var ya. Aşı yazıyı da al da kızın şey olduğu belli olsun. Amir alayım. Koşan amca. İyi günler. İsminiz efendim? Kaç yıldır burada kafayı yok? Kaç yıldır burada müdürlük yapıyorsunuz? Yani ortaokul aşılanı kaç yıl oldu? Ortaokul aşılanı 6 yıl. 6 yıl. Güzel. Peki bu burada mahrumiyet çektiğiniz konu nedir? Burada ihtiyaç olan toplumun ya sizin okul için ihtiyacınız nedir? Yani böyle olup da diyemediğiniz bir şey var mı eksik? Neler? Tabii köyün çok sorunları var. En başta su sorunu, yol sorunu ve okul öğretmenlerinin görev yapan arkadaşların ev sorunu. Evet. Bu sorunları halledilmesini istiyoruz. Evet. Köyü vatandaş kendi gücüyle iki daireli bir lojman yaptı. Köy devletin olan küçük çatı kapısı oldu. Okulumuzun da çok bir sorunu var. En başka okulumuz ihtiyaca cevap veremiyor. Su. Okulumuz küçük olduğu için ihtiyaca cevap veremiyor. Peki burası esas okul değil de idareten gibi görünüyor. Evet. Köylü vatandaşlar. Evet, öyle anladım. Tabii bizim isteğimiz yeni büyük çapı bir okulun yapılması. Peki sizin fikrinizi de sorayım. Buraya kaç dershaneli bir okul olması lazım? Yani şöyle bunun iki katı ya en az 8 kaç tane talebemiz var şimdi? Burada kaç tane talebe var? Geleceğe yönelik 10 sene geriye düşünmek lazım. Bir okulu yaparken en aşağı 20 seneyi de düşünmek lazım. Ona göre bir okul buraya yapılırsa. Şimdi bu dar. Hani devletten bir şey istediğiniz zaman ileriye yönelik kaç dershanelik olmalı? Neler olmalı? Senin gönlünce sana deseler ki buraya şu işi yaptık. Böyle diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı dedi git kızı ine bir okul yaptırın. Lojman yaptırın. Ne yaptırmak lazım? Senin çizgi neler lazım? Buraya ihtiyacın cevap verebilmesi için çevre köylerden de öğrencilerimiz geliyor. Okulumuz yetersiz olduğu için genellikle öğrenciler dışarı veriyor. Dışarı veriyor. Yatılı bölge okulları genellikle CHK'nin aslında buraya yatılı bölge okulu yapılsa ancak evet. İhtiyaca cevap verir. Çünkü köy büyük, 250 hanelik bir köy. Öğrenci sayısı çok. Evet. Ölen, sadece bölge. Sadece bu köyden değil, dışarıdan da gelen. Ölen köyünden de gelen. Tabii. O zaman mezarımız. Tam tesisatlı bir okul lazım. Tabii, bir yatılı bölge okulu. Bütün kadro öğretmenin rahat edebileceği lojman lazım. Eğitim ve öğretimin iyi yapılabilmesi için en azından yatılı bölge okulunun buraya yapılması şart. Şimdi bu bölge hangi sınırları, hangi vilayetlerle sınır kesişmesi yapıyor burası? Efendim karşı tarafta, Fırat'ın karşı tarafında Urfa ili evet. Sınırları. Yine doğumuzda Gaziantep evet. Sınırları, il sınırları. Evet. Ve Besni'ye bağlı. Evet. Büyük bir köy. Yani iki vilayet Adıyaman'la kesişiyor. Üç evet. Vilayetin merkezi oluyor burası. Urfa ve Gaziantep il sınırları evet. İçindeyiz. Peki siz bu su ihtiyacını nasıl hallediyorsunuz? Efendim bu su Toros Dağları'ndan gelen Gölgavuk gözünden alınan sudan evet. ihtiyacımızı temin ediyoruz. Fakat suyumuz randımanla akmıyor. Evet. İhtiyacımıza cevap vermiyor. Yetersiz. Ve su, içme suyu ihtiyacımızı ancak Fırat'ta temin edebiliyoruz. Bu da çeşitli bağırsak hastalıklarına neden. Neden? Çünkü artık burası bir yani kötü sular karışıyor. Çabanın kirli suları karışıyor. Tabii Fırat'a. Diğer sular karıştığı için mi böyle oluyor yani? Şimdi kirli Fırat, su oluyor. Vatandaş eğer böyle suyu atmadığı zaman vatandaş içme suyunu Fırat Nehri'nde temin ediyor. Ha. Fırat Nehri'nde biliyorsunuz işte artık evet. Baraj evlerinin dağın suları. Evet. Yine Göksu'da Çimen Havuzası evet. artık dağın katında Göksu suyu sağlık açısından tehlikeli. Evet. Suyunu şimdi akmıyor bu durumda. Yani köyün suyu akmıyor. Fakat bir sondaj vuruluyor. Evet. Sondaj çalışmaları var. Köye suyun gelme ihtimali var. Oldu. Peki verdiğiniz bilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. İşlerinize de başarılar dilerim. Biz teşekkür ederiz.
Sağ olun. Şekilde yapılmış, çocukların oturamayacak bir halde. Aslında okul değil de sadece bir idare edilir gibi bir durum var. Aslında talebeleri çok, yerleri dar olduğu gerçek. Filmde de göreceğiz ki memleketin üç vilayeti bağlayan bir köşede sıkışmış kalmış. Burada kültür bir rol oynamıyor. Çünkü yer yok. Atı var, meydan bulamayan vatandaşlarımız köylerden de gelip burada okuyor. Ama fırsat bulamıyor. Çünkü yer dar, okul dar, yeteneksiz. Yani su sıkıntısı, yol sıkıntısı bütün çocukları, yani burada Kızılgiz'e halkını da etkiliyor bir yerde. Onun için devletin buralara güçlü bir yardımıyla kısa sürede bunun yapılması gerekli bir şeyler. Yani.